İyi dersler. Sağ ol. Buyurun. Nasılsınız? İyiyiz. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Bugün hava çok güzel. Hava güzel. Güneşli. Güzel bir gün. Peki. Bugün sizlerle bir günümüzde ne yapacağız? Onu işleyeceğiz. Bir günümüzde ne yapacağız? Onu işleyeceğiz. Hocam, geçen dersimizde ne işlemiştik? Geçen dersimizde meslekler konusunu işlemiştik. Kim nerede çalışıyor? Onu işlemiştik. Benim mesleğim öğretmen. Sizin mesleğiniz öğrenci. Bunları işlemiştik. Ne vardı mesleklerden? Doktor, işçi, dişçi, diş doktoru, mühendis, bahçı, pilot, bahçeci değil, çiftçi. Çiftçi. Çiftçi ne demek? Çiftçi. Çiftçi. Bunun gibi ne var? Değişik meslekler vardı. Ve mesleklerin bazılarında sonunda cı, cu, ci gibi ekler alıyordu. Örneğin simit yiyorduk. Çok güzel simit. Biliyoruz simiti. Yiyoruz. Ama ci ek alınca simitçi. Simitçi yiyebilir miyiz? Hayır. Çünkü o simit satan kişi bir meslek oldu. Simitçi. Posta, mektup. Doğru. Sonra C eklediğimizde postacı oluyordu. Ama her yerde öyle C ektiğimiz, örneğin manav neydi? Manav sebze, meyve satan yer. Ama manavcı olmaz. Her şeyin sonuna C eklenmez. Ama bazı mesleklerin sonuna C, C gibi ekler geliyor muydu? Geliyor. Şimdi bugünkü dersimiz ise bir günümüz. Bir gün. Bir gün deyince ne yapıyoruz sabahleyin? Uyanıyoruz. Bazen saatimiz ne yapıyor? Alarm. Çok güzel, alarm. Telefon değil mi? Artık telefonları alarm açıyoruz. Evet. Telefonla alarm çalıyor ve ne yapıyoruz? Uyanıyoruz. Hatta bazımız yok. Yok. Uyanmak istemiyor. Ama sonra tekrar alarm, tekrar çalıyor. Ne yapıyoruz? Mecburen kalkıyoruz ve lavaboya gidiyoruz. Elimizi yüzümüzü yakıyoruz. Evet, kendimize gelmeye çalışıyoruz. Uyanıyoruz. Sonra çok açım. Yemek yiyoruz. Evet, o yemek yiyoruz ama biz kahvaltı. Kahvaltı yapıyoruz. Sonra ben okula gitmem gerekiyor. Evden çıkıyorum. Nereye gidiyorum? Okula gidiyorum. Okula gidiyorum. Okulda ders yapıyorum. Ders dinliyorum. Konuşuyorum. Ders işliyorum. Öğretmeni dinliyorum. Konuşuyorum. Ders yapıyorum. Türkçe öğreniyorum. Türkçe öğreniyorum. Sonra öğlen, acıktım yemek, öğlen yemeği. Sonra tekrar ders yapıyorum. Sonra zil çalıyor, ben yuppi, ders bitti diyorum. Nereye gidiyorum? Eve gidiyorum. Eve gidiyorum. Ve evde acıktım. Çok acıkıyorum değil mi? Çok acıkıyorum yine. Çok acıkıyorum. Yine ne yapıyorum? Akşam yemeği yiyorum. Sonra ders ödev. Ders çalışıyorum. Sonra dersten sonra bazen uykum geliyor. Uyumak istiyorum. Uyuyorum. Gece oluyor. Uyuyorum. Ve bir gün bitti. Sabah kalktım, akşam yattım ve bir günüm bitti. Peki,
neler var? Beraber buradan bakalım. Bu ne yapıyor? Uyanıyor. Uyanıyor. Sabah kalkıyor, uyanıyor. Saatinin alarmı çalmış, alarmı kapatıyor. Yani kalkmak. Kalkmak. İngilizce get up. Evet, duş alıyor. Duş alıyor. Duş almak. Banyo yapmak. Duş almak. Elini yüzünü, elini yüzünü yıkıyor. Elini yüzünü yıkıyor. Elini yüzünü yıkamak. Bizde yok. Bayanlar yok. Ama erkekler ne yapıyor? Tıraş oluyor. Babalar tıraş oluyor. Abiler tıraş oluyor. Tıraş olmak. Evet, kahvaltı. Ben de çok mutlu oluyorum kahvaltıdan. Aynen. Mutlu. Evet, mutlu. Evet, ne yiyor? Zeytin. Zeytin. Salam. Peynir. Kahvaltı. Su içiyor. Kahvaltı. Su içiyor. Su içiyor. Evet. Kahvaltı etmek. Dişler. Fırçalamak. Evet, diş fırçalamak. Diş fırçalamak. Evden çıkıyor. Evden çıkmak. Evden çıkmak. Hocam arkadaşlar köşeye gidiyormuş. Bir başka şehre gidiyor. Evden çıkmak. Çalışmak. Siz okula, o işe. Çalışmak, çalışıyor. İşe başlamak. Eve gitmek. Eve geri dönmek. Eve geri dönüyor. Artık akşam oldu. Eve geri döndü. Eve dönmek. Televizyon seyretmek. Peki başka seyretmek yerine izlemek diyebilir miyim? Evet. Televizyon izlemek. Akşam yemeği. Aile. Bir aileyle, ailede. Anne. Baba, kız kardeş, erkek kardeş beraber akşam yemeği yiyorlar. Akşam yemeği yemek. Ve artık yatmak. Yatmak zamanı. Yatmak. Farkı ne? Yatmak. Yatıyorum. Yattıktan sonra uyuyorum. Yatmak sonra uyumak. Yatağa yattım. Bak ben buraya yattım ama uyumadım. Tamam. Yatmak. Sonra ne yapıyorum? Uyuyorum. Peki. Başa döndük. O zaman tekrar edecek olursak. Ses açık değil mi? Nereden? Yatmak. Peki burayı anladık mı? Evet.
önce yapalım, sonra iki işareti kontrol edeceğiz. Doğru mu yapmışız diye. Hemen altlarında boşluklar var. Oraya yapılanları yazabilirsiniz. Anlamadığınız resimde ben de anlamlaşacağım, size yardımcı olacağım. Hocam, 3 dakika süremiz var. Kaç dakika? 3 dakika süreniz var. Sonra kontrol etmeniz için süre vereceğim tekrar. Şöyle iki adımız fazla yok, şöyle yapalım. Siz ikiniz yapabilir misiniz? Ben alsam siz ikiniz yapabilir misiniz? Teşekkür ederim. Siz ikiniz yapabilir misiniz? Bunu alıyorum. İkiniz yapabilir misiniz? Siz de aynı şekilde ikiniz beraber birlikte. Evet, siz de ikiniz. Çünkü siz ikiniz. Siz de terden ben şöyle yapalım. Siz ikiniz yapar mısınız? Yaparız. Şifa. Döner misin arkana? Siz de ikiniz yapabilir misiniz? Buraya ikiniz. Beraberce. Teşekkür ederim. Akşam olmayabilir. Ne olabilir sabah? Evden gidiyor. Evet. Çantayı almış gidiyor. Evden çıkmak. Beraber kontrol edebilir misiniz? Dönün arka, taktiklerinizi bir kontrol edin. Evet. Geldim. Bitti. Peki. Uyanıyoruz, esniyoruz. Güzel. Uyanmak. Duş almak. Duş aldık.
oynamak değil, televizyon izleme veya televizyon seyretmek. Düzeltebilir miyiz hemen hızlıca bunu? Seyretmek. Kalkmak olur. Kalkmak olur. Uyanmak olur, kalkmak da olur. Kalkmak da olur. Peki, yanlış olan düzeltebildi mi? Evet, doğruydu. Aferin sana. Buyurun hocam. Bizim o sizde kalabilir. O sizde kalabilir. Düzelttik mi? Hatamı düzelttik, problem yok. Ha, senin dedik ya. Evet, televizyon oynamak değil, televizyon seyretmek. Peki. Televizyonda oynamıyoruz değil mi? Peki, gelelim şimdi buraya. Bir günümüzle ilgili çalışmamız var, bir metnimiz var. Önce bir dinleyelim, sonra size okutacağım. Şifa okumak ister mi? Peki. Bir saniye Şifa, ben önce dinleteyim, sonra sana okutacağım, olur mu? Ses gelsin, şu an ses gelmedi. Aşağıdaki metni dinleyiniz ve okuyunuz. Bir günüm. Benim adım Bülent. Bankada çalışıyorum. Sabah saat 7.30'da kalkıyorum. Elimi yüzümü yıkıyorum. Saat 8'e çeyrek kala kahvaltı ediyorum. Kahvaltıdan sonra dişlerimi fırçalıyorum. Saat 8'i 20 geçe evden çıkıyorum. Saat 9'da işe başlıyorum. Öğle yemeğini saat 1'de lokantada yiyorum. 5.30'da işten çıkıyorum. Saat 6'da eve dönüyorum. Saat 7'de akşam yemeğini yiyorum. Akşam yemeğinden sonra kitap okuyorum ve televizyon seyrediyorum. Saat 11'de yatıyorum. Ve bir gününü anlatmış oldu. Peki, bu bir günümüzü bir de Şifa'nın ağzından duyalım. Bir günü, benim adım Bülent. Bankada çalışıyorum. Sabah saat 7.30'da kalkıyorum. Elimi yüzümü yıkıyorum. Saat 8'e çeyrek kala kahvaltı ediyorum. Kahvaltıdan sonra dişlerimi fırçalıyorum. Saat 8'i 20 geçe evden çıkıyorum. Saat 9'da işe başlıyorum. Öğle yemeğini saat 1'de lokantada yiyorum. 5.30'da işten çıkıyorum. Saat 6'da evde dönüyorum. Saat 7'de akşam yemeği yiyorum. Akşam yemeğinden sonra kitap okuyorum ve televizyon seyrediyorum. Saat 11'de yatıyorum. Çok güzel. Çok güzel. Evet, şimdi buna göre buradaki metnini çözmeye başlayalım. Ama ben yine de küçülteceğim çünkü tam şuradaki bilgilerden faydalanmak istiyoruz çünkü. Bülent saat kaçta kalkıyor? Bülent saat 7.30'da kalkıyor. Saat 7.30'da kalkıyor. Biz 7.30'u nasıl yazıyorduk? 7.30. 7.30'da da 7.30'da kalkıyor. Peki. Bülent kahvaltı ediyor mu? Evet, ediyor. Bülent saat 9'da ne yapıyor? Lina? Bülent saat 9'da ne yapıyor? Kahvaltıdan sonra dişimi fırçaladım. Saat 8.20 geçe gitmiş. Sonra saat 9'da ne yapmış? İşe başlıyor. İşe başlıyor. Saat 9'da ne yapıyor? İşe başlıyor. İşe başlıyor. Bülent saat kaçta işten çıkıyor? Bülent saat 5'te işten çıkıyor. Saat 5'te işten çıkıyor. Çok güzel. 5'te işten çıkıyor.
Bülent akşam yemeğinden sonra ne yapıyor? Bülent akşam yemeğinden sonra ne yapıyor? Kitap okuyor. Kitap okuyor. Çok güzel. Kitap okuyor. Siz kitap okuyor musunuz? Evet. Sağ ol. Bak, hayır sesleri de geldi Arda. Sen de duydun. Ama kitap okumalıyız. Evet, Türkçe de okumalıyız. Evet, ki Türkçemiz gelişsin. Evet. Efendim? Televizyon da seyredebiliriz. Ama Bülent seyrediyor. Bülent seyrediyor. Tamam. Biz de seyredebiliriz. Ama çok değil. Belli miktar. Bilgisayar da bakabiliriz. Telefon da bakabiliriz. Ama belli süre. Çok değil. Ama çok kitap okuyabiliriz. Türkçe de okumamız gerekiyor değil mi Lina? Sadece İngilizce değil. Zor anlıyorsun biliyorum Şifa. Türkçeyi zor anlıyorsun ama gelişme için bu. Hocam bazı az önce çok güzel okudun biliyorsun değil mi? Az önce çok güzel okudun. Demek ki sen aslında çok güzel Türkçe okuyabiliyorsun. Ama hocam bazı harfler değil ki, word kelimeler var, biz bilmiyoruz. Ha, o kelimelerde bana sorabilirsin, sözlükten bakabilirsin veya bağlam kurma, cümlenin gelişinden tahmin etmek, evet tahmin edebilirsin, tamam. Ama okursak Türkçemiz çok gelişir. Değil mi? İnanıyorum buna. Öyle bakma Lina. Olur gerekiyor. Evet. Şimdi gelin buraya. Metne göre doğru saat yuvarlak içine alınız. Peki. Şöyle büyütelim. Sadece ben büyütme işimin nedeni metni görmeniz amaçlıydım. Ben sizce ilk soru sileyim üzerine. Onu ben ulaşmıyorum şimdi. Kalem aktif çünkü. Peki. Metne göre doğru saat yuvarlak içine alınız. Bülent saat nokta noktada kahvaltı ediyor. Kaçta kahvaltı ediyor? 7.45'te çok doğru. 7.45'te kahvaltı yapıyor. Tamam. 7.45 veya ne diyebiliriz? 8'e çeyrek kala. Çok güzel. Bülent saat nokta nokta evden çıkıyor. Kaçta evden çıkıyor? 8.20. Doğru öyle miydi? İşaretliyorum. Az sonra bir kontrol edeceğiz. Oldu mu? Peki. Bülent öğle yemeğini saat kaçta yiyor? 13'te. 13'te yiyor diyor. Peki. Yani 1'de. Yani 1'de. Çok güzel. 13 yani 1. Bülent saat nokta nokta eve dönüyor. Kaçta eve dönüyor? 5'te. 5'te miydi? 5.30. Ama orada 5 yok. 18, 6. 6 demek. 18, 6. 6, 9, 7. Bence 5'te miydi 6? 6'da. Peki, ben işaretliyorum. Kontrol edeceğiz az sonra. Bülent saat nokta nokta akşam yemeğini yiyor. Kaçta akşam yemeğini yiyor? 8'de miydi? 7'de. 7'de miydi? Vallahi 19'da. Peki, hadi bakalım. Kontrol ediyorum. Acaba doğru mu söyledik? Düzeltici bulan var mı? Doğru. Haydi, valla doğru hocam. Bakın, benimkiler biraz yamuk yapılmış. İndirince o düzgün hale geliyor. Doğru yapmış mıyız? Evet. Aferin size, doğru yapmışız. Çok güzel. Bak, 7'de.
Evet, sen biliyorsun. Gerçi 5 de demiştin ama. Evet. Hocam herkes yanlış anlıyor ya. Normal. Şimdi burada önemli bir kuralımız var. Bakın ne diyoruz? Bülent sabah 7'de kalktı. 7'de 7 kalktı demiyorum. 7 de kalktı. 5'te uyandı veya 10'da kahvaltı yaptı. Ne diyorum orada? Saat 5. Saat 5. Ama kahvaltı yapıyorsam, günlük faaliyette bulunuyorsam sen 5'te yani. Yaptığını söylüyorum. 5 yaptım olur mu? Hayır. Sabah 7 kalktım. Hani 5 kere yaptım. Sabah 7 kalktım olur mu? Olmaz. Ne diyoruz? Sabah 7'de kalktım. Otobüsün saat 10'da. Kaçta? Saat 10'da. Şunu diyebilir miyim? Otobüsüm saat 10. Hayır. Olmaz. Ne zaman olduğunu ifade etmek için 10'da derim. İşte burada kuralımız ne var? Saat 5 değil, 5'te. 2 değil, 2'de. Bakın, burası önemli. Burada neyimiz var? De. Evet. Ondan sonra, hadi hemen bir açalım, hızlıcan. Peki. Saat 2 değil, ne dedik? 2'de. Saat 10 değil, 10'da. Saat 6.30'da. Burada, bakın kuralımızı hatırlatmak istiyorum. Bizim, şuraya yazacağım, kuralı yazmış olacağım oraya. Defterde yazalım mı? Evet, defterde yazmanızı isteyeceğim. Ama önce bakmanızı istiyorum, sonra yazmanızı istiyorum. Evet, kuralı yazacağım. Bakın buraya çok iyi bakmanızı istiyorum. A, I, U, A. Evet, bunlar neydi? Kalınlardı. E, İ, Ü, Ö. Bunlar neydi? İncelerdi. Evet, kalınlardan sonra, kalınla başlayan sesli harflarsa, kalınlardan sonra gelen ek de kalın oluyor. Bizim için T, D, D, bunlar ek değil mi? Ek. O zaman bundan sonra gelecek olan ne olacaktı? Da. Ya da ta. Ya da ta olacaktı. Bundan sonra ne olacaktı? D. D ya da T olacaktı. Peki neden T? Neden D değil? Neden T? Çünkü sessiz harf. Evet, daha bir mantık bunu çok iyi biliyoruz. Neyimiz vardı bizim? Fıstıkçı şahabımız vardı. Evet, bunlar sert ünlüler miydi? Ünlülerdi. Sert ünsüzlerden sonra gelenlere bunlar kendilerine benzetiyorlardı. Ben sertim, sen de sert olacaksın diyorlardı, hatırladık mı? O yüzden de eğer bununla biten bir kelime varsa, ondan sonra ek geliyorsa, o ek ne oluyor? Tamam. Sert oluyor, T dönüşüyor. D, T dönüşüyor. Hatırladık mı burayı? Evet. Peki, o zaman saat 5'te uyandım diyeceğim. 5, T, evet, 5'te uyandım. Saat 10'da, özür diliyorum, sesi de almadık. Saat 10'da kahvaltı yaptım. Kahvaltı yaptım. Peki kaçta? 10'da. Peki burayı anladık mı? Evet. O zaman bu kuralımız önemli. Bu kuralı şöyle çerçeve içerisine alalım. Bu zaten önceden de bildiğimiz bir kural mıydı? Evet. Ama burada bir hatırlatmış olduk kuralımızı. Bu kurala uymamız gerekiyor. Hızlıca yazar mısınız?
okuyacağım sizlere. O da şu. Bakın bir cümle okuyorum. Saat kaçta otobüse biniyor? 5'te değil, 10'da değil. Saat 8'i 10 geçe. 8'i 10 geçiyor biliyoruz ama geçe ne? Bakın saat 8'i 10 geçiyor, otobüse biniyorum der miyim? Hayır. O zaman saatin kaç olduğunu söylemiş olurum. Ben otobüsün kalkış saatini, otobüse bindim saati ifade ederken ne yapıyorum bazen? Gece diyorum, bazen kala. Peki nasıl? Burayı bakın. Saat. Diyelim ki 6. Ama tam 6 değil. 6. Yıl. Bakın burada ne geldi? Özür dilerim. 5 dakika. Ben birkaç dakika sonra seni alayım. Olur mu? Yes. 6'yı 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 10 geçe. 10 geçiyor ama ben biniyorsam 6'yı 10 geçe bineceğim otobüse. Kalkıyorsam 6'yı 10 geçe kalktım diyorum. Demek ki burada geçiyor değil de ne kelimesini kullanıyorum? Geçe. Ve bağlantı kurmak için ardından hangisini kullanıyorum? Y harfini kullanmış oluyorum. Peki, burayı söyleyelim. Ne diyebiliriz? Saat 7'yi 5 geçe. Saat 9'u. Çok güzel. 9'u 3 geçe. 4'ü veya 3'ü. Bakın 9'u 3'ün de buna gerek yok. Çünkü onlar zaten bakın burada 7 diyemediğim için 2 tane sesli harfi yer getiremediğim için araya ne girdim? Y girdi. Ama burada ben zaten buna harf gerek yok. 9'u yanına Mami. Evet. Ve o zaman gerek yok. O zaman ne yapıyorum? Ben bu şekilde yazabiliyorum. Saat düşünecek olursak, şöyle bir saatimiz olduğunu düşünecek olursak. Bu saatimizde burada 12 var, doğru mu? Burada 6 var. Buralarda ise diğer saatlerimiz var. Peki. Saatten bu tarafa doğru giderken biz bunu ne diyoruz? Gece. Evet. Saate doğru geliyorsak ne diyoruz biz? Kala. Otobüsüm, otobüs 5'e 10 kala kalkacak. 5'e 10 kala kalkacak ne demek? Saat 5'e 10 var iken kalkacak. Anladın mı? Evet. Fakat şimdi madem ben benim burada bitirelim dersimizi. Gelecek derste buradan itibaren yine devam edeceğiz. Konuyu anladığınızı düşünüyorum. Evet. Gelecek derste daha pekiştirerek devam etmiş olacağız konumuza. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler. Görüşürüz.